Bağlarım. Bademin başkenti. Bereketli topraklarıyla, güler yüz üreticileriyle Türkiye'de efendim her konuda tarım ve hayvancılıkta ileri noktalara gelmiş sevgi ve huzur şehri Adıyaman'ımızdayız efendim. Tarım ve hayvancılık fuarımızın bugün 5. günü. Şu anda Adıyaman ili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Sayın Adil Alan Bey ile Adıyaman'ımızı bal tadında sizlere aktaracağız. Efendim merhabalar. Merhabalar sana. Adıyaman dedik efendim. Pek çok güzelliklerin şehri. Ama sahadasınız, içindesiniz, gönülden hizmet veriyorsunuz. Hatta Adıyaman'a kendiniz adamısınız bu manada. Adıyaman deyince efendim ne düşünülmeli? Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Yani ben buraya 2012 yılında atandım. Geldikten sonra ilk bir yıl şehri tanımaya çalıştım. Bütün potansiyelimizi öğrenmeye çalıştım. Neler yapabiliriz diye. Neyimiz var? Biz hangi ürünlerde marka şehir haline gelebiliriz? Buna yönelik bir çalışma yaptım. Son yıllarda biliyorsunuz ciddi bir küresel ısınma var. Bununla beraber bizim ülkemizde su zengini bir ülke değil. Bizim suya yani kuraklığa dayanıklı ürün yetiştirmemiz lazım. Buna yönelik olarak da ilk yaptığımız çalışma badem idi. Badem alan bakımından 3500 dekar bir alana sahip idik. Allah'a şükür ki bugün 55.403 dekar ile Türkiye'de birinci sıradayız. Maşallah. Yani biz nasıl ki kayısı dediğimizde akla Malatya geliyorsa, bundan sonraki süreçte de biz badem dediğimizde akla Adıyaman gelecek. Biz dedik ki yılda 10.000 dekar badem yetiştireceğiz. Adıyaman badem diyarı olacak. Evet. Şimdi de çok şükür o hedefimiz 2018 yılında Türkiye birinci yakalamaktı, 2016 yılında biz o hedefi yakaladık. Niyet halise ne olunca Allah da yardım ediyor. Artık öyle bir hale geldi ki artık Adıyaman badem bile anılıyor. Çok kısa da fuarımız hakkında bir iki cümle alayım efendim. Şimdi fuarımız bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Gerçekten o anlamda çok çok mutluyuz. Çünkü ben bir 3-4 yıl öncesini, 5 yıl öncesini hatırlıyoruz. Bir sokak arasında iki tane traktörcümüz bir araya gelirdi. 2-3 firma geliyordu, biz tarım fuarı diyorduk. Ve başka illere utanıyorduk söylemeye çünkü böyle bir fuar olması mümkün değildi. O günlerden böyle bir yere geldik. O anlamda da başta ticaret sanayisi olmak üzere valiliğimiz, milletvekillerimiz, yani Adıyaman'da bütün kurumlar çok ciddi bir sinerji içerisinde birlikte çalışarak belli bir motivasyona ulaşıp bir ihtiyacımızı karşılamış oldular. Belki bugün ihtiyacımızı şu an gördüğünüz gibi çok ciddi bir katılım var, yoğun bir ilgi var. 115 tane firma, bunun 50 tanesi il dışından gelmiş. Ve araç park yerleriyle ilgili sıkıntılar var. Hatta firmalarımızın taleplerini karşılığımız alan ile ilgili önümüzdeki yıllarda Adıyaman fuarı inşallah bölgede bölge fuarı haline ve ulusal hale gelmeye çalışacak. Hedefimiz odur. Bir de dün biliyorsunuz ilk defa buzağı güzellik yarışması düzenlemiş olduk. Evet. Bundan sonraki yıllarda fuarımız inşallah artarak devam edecek. Ve o anlamda da yine bölgede liderliği ele geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, Evliyalar şehri, sevgi ve huzur şehri Adıyaman'ımızda tarım fuarında bugün farklı bir organizasyon var. Efendim çok hareketli, ne olacak? En güzel buzağlar seçilecek. Elbette hepsi birbirinden güzel, hepsinde emek var, sevgi var. Biz de bu güzellikleri sizlere aktaracağız. Şu anda bir üreticimizle beraberiz, yarışma öncesi. Kendisini tanıyacağız, bakalım. Adıyaman'da adım adım hayvancılığa dair neler olmuş, birliğimiz neleri başarmış. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Hüseyin Okçu. Nereden katılıyorsunuz yarışmaya? Örenli Mahallesi'nden. Örenli Mahallesi'nden. Evet efendim. Birliğimize üye misiniz? Evet üyeyim. Peki daha öncesinde Adıyaman'da bir üretici olarak hayvancılıktaki durum neydi? Bugün birliğimizle beraber hangi noktalara geldiniz? Birliğimiz çok güzel bir şey. Bize bir faydası var. Sütümüzü götürüp döküyoruz. Ay başı geldi mi biz paramızı alıyoruz. Çok güzeldi. Önce satıyorduk. Biz yani hiçbir faydasını görmüyorduk. Bakkala veriyorum, satıl yok. Bilmem para yok. Ama şimdi birliğe götürdüğüm zaman hemen ay başı oldu mu gidip paramızı alıyoruz. Peki efendim umutlu muyuz? Heyecanlı mıyız yarışmada? Heyecanlıyız. Kısmet neyse odur ya. Değil mi? Herkes yani herkes bizim gibi ne olacak? Herkes emek çekiyor. Evet. Sevgi efendim. Veriyor. He, kim hak ediyorsa o alır. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yarışmaya bayağı bir mini yavrular gelmiş. Yavrular ufak. Yani yarışma zamanı ayarlayamadı. Bizim elimizde değil. Evet. Geldik. Nereden geldiniz? Adıyaman Merkez. Adıyaman Merkez. Evet. Birliğimizin üyesisiniz. Evet, üyeyiz. Heyecan var mı efendim? Herkes gibi bizde de var biraz. Umutlu muyuz? İnşallah. Efendim, Adıyaman ili Damazlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'nin en güzel buzağı yarışmasında heyecan dorukta, birbirinden güzel yarışmacılar ve birbirinden değerli üreticilerimiz var. Biz de onları tanıyıp onların duygularını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Bu programı sunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Bölgemizin gerek tanıtımı, buzağlarımızın tanıtımı için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizi bir tanıyalım efendim. Adım Nuri Rençber. Adıyaman Büyükhaklı Köyü'nden katılıyorum. Bu işe bir yıldır başladım. 6 aydır birlik üyesiyim. Birliğimizden memnunuz. Birliksiz bu iş olmayacağını öğrendik. Gerek tohumlamalarda, gerek bilinçli besicilikte başkanımızdan çok fayda görüyoruz. Teşekkür ediyoruz gençler. Ne kadar güzel değil mi efendim? Evet. Yani birlik olmadan olmuyor. Olmuyor. Yani bilinçli besicilik, bilinçli süt ırkı hayvanı olsun. Bunları bize hangisinin daha güzel, daha kaliteli yetişmesi, yetiştirmesi amacıyla, bilgilendirme amaçla kendilerinden çok faydalanıyoruz. Ne kadar güzel. Evet. Üyelerimiz birliğimizden son derece memnun. Teşekkür ediyoruz yani. Değil mi? Yani gerek de sadece şu anki tek sıkıntı yani hayvanlarda biraz yem maliyeti yüksek. Onu da inşallah bu zamın önüne birlik olarak geçebilirsek daha iyi, daha ideal olur inşallah. Bu genç kardeşim gayet bilinçli. Efendim ne yapması gerektiğini biliyor. Yani şu anki gençlere tavsiyem ufak da olsa 3-5 tane de olsa bu işe girmelerini tavsiye ederim. Çok karlı, kazançlı bir iştir. Bereketli bir iştir. Peygamber mesleği sünnettir. Bu şekil. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, biz teşekkür yüreğinize ederiz. Sağlık. Sağ olun. Yarışmaya dair heyecan var mı? Heyecan yok. Bizimki önemli olan bu arkadaşlarla bir araya gelmemiz. Burada bölgemizi temsil etmemizdir. Hayırlısı neyse olsun inşallah. Efendim, üreticilerimizle röportajlarımız devam ediyor. Heyecanda Doruk'ta merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım efendim. Ben Recep Karayiz, Gölbaşı'ndan geliyorum. Kaç yıllık üreticisiniz, hayvancısınız? 4 yıllık. 4 yıllık? Evet. 4 yıl öncesine kadar ne yapıyordunuz? Daha önce büyükbaş hayvanla uğraşıyorduk erkek, şu an damızlıkla uğraşıyoruz. Ha, yine hayvancıydınız, evet. Değişen bir şey yok. Evet, aynen. Aile işletmesi mi? Evet, aile işletmesi. Bugün yarışmaya geldiniz, duygularınızı alalım. Vallahi şu an çok heyecanlıyız, bekliyoruz. Umut var mı? Evet, var var, biraz var. Biraz var. Evet. Ne kadar hayvanımız? Hayvan 3 aylık. 3 aylık? Evet. Irkı? Irkı Holstein. Holstein. Bakalım ne olacak. Evet. Saçına gumlar dolmuş, darak getirem dara. Saçına gumlar dolmuş, darak getirem dara. Digel digel güllü can, sana kurbandır bu can. Digel digel güllü can.
Efendim, adı Yamanili Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'mizin yapmış olduğu en güzel buzağı yarışmasında inanın jüri çok zorlandı. Hepsi birbirinden güzeldi. Yarışmacılar efendim heyecanlıydı. Zor bir karar verildi ve Simental'de en güzel buzağı yarışmasının birincisini tanıyacağız. Efendim merhabalar. Merhaba, teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizi tanıyalım. Adım Necmettin Özdemir. Kaç yıllık üreticisiniz, hayvancısınız? Yaklaşık 10 yıldır. 10 yıldır? 10 yıldır, evet. Peki efendim, birliğimizle beraber yaptığınız bu çalışmada, bu başarılı sonuçta sizin düşünceleriniz ne? Düşünce her şeyden önce bir hizmet gelir. Kaliteyi seçmek lazım. Aşılar çok önemli. Hayvan yeri özellikle çok temiz olması lazım. Evet. Bakım zaten dediğim gibi birinci derecede geliyor. Herkese de başarılar dilerim. Zaten birinci biz olduk. Ne kadar güzel efendim. Artık Türkiye'de üreticilerimiz gayet bilinçli değil mi? Tabii ki. Özellikle buzağlar ölmesin. Evet. Pek çok çalışmalar yapılıyor. Bu çok dikkat etmeleri lazım. Sağdan soldan hayvan almamaları gerekir. Özellikle pazarlara fazla sık gidilmemesi lazım. Yasak olan bölgelerde zaten arkadaşlar gidip alıp geliyor. Ondan sonra bu hastalık tüm hayvanlara bulaşıyor. Bu sebeple zaten bu 2-3 yıldır bayağı bir buzağı kaybı var. Evet. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Birlik başkanımız kendisi de bir veteriner, hekim. Konuya çok hakim. Ben diyorum ki şahsi fikrim, Adıyaman üreticisi çok şanslı ama siz bir birlik üyesi olarak siz ne düşünüyorsunuz birliğimiz, başkanımız hakkında? Başkanımız zaten çalışkan bir insan, başarılı bir insan. Kendisine başarısından dolayı da teşekkür ediyoruz. Gerçekten girişken bir insan. İyi bir insan. Adıyaman üreticisi şanslı mı? Tabii ki şanslı. Böyle çalışkan tabii bir ki. İl tarım özellikle müdürümüz var efendim. Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Tekrar bu tarımın getirdiği aşıları yeniden getirmesini rica ediyoruz kendisinden. Bu zaten tarımın aşıladığı bir tohumdur. Açılışta dedim ya, sünnet olan projesi uyguladık. Evet efendim. İşte 7 gün 24 saat, 15 ekip, 30 tane veteriner hekimle sahada 3 yıl boyunca hizmet verdik. Bugün de o tohumlama sonucu doğan buzağlarımızın yarışmada birinci olması bizleri çok mutlu etti. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu devam edecek. İşte bizim üreticimizin de söylediği gibi kaliteyi ön plana çıkaracağız. Bizim de orada gayemiz kaliteyi ön plana çıkarmaktı. Dünya sıralamasında top 100'e giren Holstein'ları ve Avrupa'da top 100'e giren Simmental'ların tohumlarını getirdik. Adıyaman'da hayvanlarımızı onlarla tohumladık. Güzel de sonuçlar çıktı. Bütün ilimize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir tarım müdürümüz olarak efendim ilimize katkılarınızdan, tarım ve hayvancılıktaki tüm çabalarınızdan ve başarılarınızdan dolayı Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim, iyi günler, sağ olun. İnşallah tüm aile sevinecek şimdi. Sağ olun, teşekkür ederim. Değil mi, bir aile işletmesi? Bu bir mutluluktur. Teşekkür ederim. Emeğinizin neticesi ama hepsi birbirinden güzeldi değil mi? Allah razı olsun, tabii ki. Değil mi? Herkesin bir emeği var mutlaka. Var, sevgisi var. Elinize, emeğinize sağlık. Tabii ki. Efendim, geçiyoruz şimdi. Hemen şöyle. Siz Holstein ırkının birincisiniz. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Müslüm Delikaya. Müslüm abi. Evet. Kaç yıldır hayvancısın?
Dededen bir yapıyor işte. Belki. Babatadan dededen böyle geliyoruz biz. Doğdum doğalı. Nasıl bir duygu şu anda? Hislerini alabilir miyim? Duygum şu olabilir. İlk olarak ben Sırrı Öztürk Damızlık Birliği Başkanı'na teşekkür ederim. Çünkü her ne kadar yani bir şey olsa da mühim olan yönetimdir. Tamam isim var ama yönetim önemli. Değil mi? Doğru mu? Doğru. He. İşte başka da bir şey diyeceğim yok yani. En güzel istediğim şu, ileriye doğru daha güzel, daha iyi olmasını isterim. Yüreğinize sağlık. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet Anadolu sevdalıları, Adıyaman ili Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'nin düzenlemiş olduğu en güzel buzağı yarışmasında birbirinden güzel buzağlar yarıştı. Efendim değerli üreticiler ödül aldılar. Efendim bunların içerisinde Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkan Yardımcısı Özkan Bey de en çok süt üreten işletmelerde üçüncü geldiler. Özkan Bey ile sohbet edeceğiz efendim. Merhabalar. Merhaba. Yani uzun bir süredir bu sektörün içerisindeyiz. Yaklaşık bir 20 yıllık bir süreçten beri. Geçen yılda yeni bir işletme kurduk. İşletme kapasitemizi biraz arttırdık. Tabii bu üçüncülük sadece hayvan sayısıyla alakalı değil. Ortalamamız da iyi düzeylerde. Yani Adıyaman'a zaten baktığımız zaman çevre illere göre sürü ortalamaları 30, 32, 33, 35 litrelere dayanan işletmelerimiz var. Gayet iyi durumda. Yani şu anda Adıyaman süt olarak batıdaki illerle yarışır durumda. Biz de onun bir parçasıyız. Yani biraz olsun katkıda bulunduysak ne mutlu. Bizlere de efendim sizlerle de gurur duyduk. Birlik olarak da çok güzel bir organizasyon oldu. Evet. Birlik olarak şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de damızlık birlikleri içerisinde. Yani tabii bizim bunu söylememiz de çok doğru değil ama. Gerçekten üreticiyle iç içe çalışan, tarım il müdürlüğüyle koordineli şekilde çalışan birliklerden bir tanesiyiz. Bölgesel olarak da Adıyaman'ı bir süt merkezi haline getirme çabasındayız. Yani şöyle söyleyelim, çevremizde ulusal firmaların süt fabrikaları kuruldu. Bununla ilgili bölgede bir süt merkezi oluşması lazım. Belki bölgesel olarak baktığımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu olarak Antep biraz daha üretim olarak bizden fazla durumda ama onun sebebi de GAP ve DAP yatırımlarında Antep'e çok fazla sayıda yatırım yapılması ve işletme sayının fazla olmasından kaynaklanıyor. Ama böyle hayvan sayısı ve işletme bazlı kıyaslandığı zaman gerçekten şu anda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Adıyaman bir süt merkezi durumunda. Ama biz şunu hedefliyoruz, diyoruz ki ay sonu geldiği zaman üreticinin parasını dağıtıp birliğin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kasamızda para kalmasın. Biz bunu üreticiye ödeyelim. Evet. Yani bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ödeme günleriyle ilgili bir sıkıntı yok. Yani aylık olarak ortalama 300 üreticiye ödeme yaparız ama hiçbiri birliği arayıp ödemesini sormaz. Gününde gider direkt bankadan çeker yani. Öyle bir yapı kurmuş durumdayız. Harikasınız efendim. Başarılarınız daim çok, olsun. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Anadolu sevdalıların, bereketli toprakların ve çalışkan, güzel yürekli insanların yaşadığı huzur şehri Adıyaman'dayız efendim. Adıyaman ili Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanımız Sayın Sırrı Öztürk'le kendi işletmesindeyiz. Kendisini Adıyaman'a, Adıyaman'ın hayvancılığına adamış. Aynı zamanda başkanlığının haricinde bir o kadar önemli bir sorumluluğu olan kendisi de veteriner hekim efendim. Bakalım kendisiyle bal tadında sohbet edeceğiz. Birliğimiz yola ne zaman çıkılmış, bugünlere nasıl gelinmiş, Adıyaman'da büyükbaş hayvancılık hangi noktada? Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Başkanım, Sırrı Öztürk kim? Bu yola ne zaman çıktı? Evet, ben veteriner hekimiyim. 90'lı yıllarda mezun oldum ve Adıyaman'da ikinci klinik açanlardan biriyim. Sahada çalışmaya başladıktan hemen sonra Adıyaman'da hayvancılık nasıl ilerler, nasıl kalkınır konusunda da kafa yormaya başladım. Akabinde 2004 yılında Damızlık Birliği'ni 7 arkadaşımızla beraber kurduk. Örgütlenmeyi başlattık.
Tabii başladığımız yerlerde üye edinebilmek için bayağı bir sıkıntı çektik. Nedir, ne olacak, bunun geleceği, neden örgütleniyoruz gibi sorular kafayı karıştırıyordu. Belli bir süre sonra üreticiler yavaş yavaş alışmaya başladı. Tabii o dönemlerde gapsu sığırcılığının da başlamasıyla özellikle büyük işletmelerin, yatırımcıların da bu işe girmesiyle büyük işletmeler de oluşmaya başladı. Hemen büyük işletmelerin süt üretmesiyle bizler bunun altyapısını hazır hale getirdik. O arada üretilen sütlerin bir an önce gün hükmü yani gün fiyatı üzerinden satılması gerekiyordu işletmelerin ayakta durabilmeleri için. Bizler onu oluşturduk. Üreticimiz sütünü üretir üretmez hemen Damızlık Birliği'ni hazır gördü. Ve bölgemize gelen büyük firmalarla ilgili irtibatlar sağlandı. Üreticinin sütünü pazarlamaya başladık. Bir taraftan tabii devlet GAP süt sığırcılığı, öbür taraftan bizler altyapıyı oluşturuyoruz, milleti bilinçlendiriyoruz. Hayvancılığın ülke için ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Bir tarafta il içerisinde, il dışında, yurt dışındaki fuarlara hayvancılık işletmelerini geziyoruz. O bilgileri getirip üreticimizle paylaşıyoruz. Yine üreticiye değişik konularda hayvancılığın gelişimiyle ilgili olarak eğitimler, semineler, projeler, üniversiteyle hazırladığımız projeler, İKA'ya, Kalkınma Ajansı'na, İpek Yolu Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz projeler, Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma'ya sunduğumuz projeler, bütünüyle Damızlık Birliği hangi konuda elini nereye uzatabilir, ne yapabiliriz, üreticinin ayağına neleri getirebiliriz diye sağ olsun yönetimimizle, arkadaşlarımızla kafa kafaya verip çalışmaya başladık. Dediğim gibi başladığımızda 7 kişiyle, 7 kişilik bir yönetimle kurumu yaptığımız halde Tarım Bakanlığı'nın bünyesindeki bir odada bu işe başlamıştık. Zamanla bunları büyüte büyüte, üreticiye katkı yapa, üretici bize sahiplene 2018'lere kadar geldik. Şimdi ne oldu, şu anda ne durumdayız? Damızlık Birliği 18 kişi çalıştırıyor, istihdam ediyor. Çok şükür son yılda hiç işçi çıkardığımız olmadı, tam tersini almaya devam ediyoruz. Biz üretici ürettiğini satması gerektiğine inandığımız için özellikle biz neyiz? Süt üretiyoruz, damızlık hayvan üretiyoruz, efendim erkek materyal üretiyoruz. Bunların pazarlaması için biz ve üretici arasında alıcıyla satış arasında köprü görevini gördük. Onun ürünlerinin en iyi değerlendirmesi için alt çalışmaları yaptık. Sıfırdan başladığımız süt alımları şu anda günlük 80 tona ulaştı. 60 küsur 70'e yakın noktada artık süt alıyoruz. Sahada 2 tane bizim olmak üzere 5-6 tane büyük araçla sahada sütler tanklardan soğutularak alınıyor. Efendim yine üretici işletmesini büyütebilmek için 2015 yılında GAP süt sığırcılığı bittikten sonra sıfır faiz ve sübvansiyonlu kredilere nasıl ulaşır o konuda çok ciddi çalışmalar yaptık. Şu anda 16 milyon TL'lik sıfır faiz ve sübvansiyonlu kredi üreticimiz kullandı. 2200 tane düve satın aldık. Şimdi bu özellikle bu oranın altını çizmek istiyorum. Biz Adıyaman'da milli tarım politikasını birebir uyguluyoruz. Bu kredide kullandığımız, kredide satın aldığımız düvelerin hepsi bütünüyle yurt içerisinde satın aldık. Yani damızlık düvenin olduğu bölgelere gittik. O hayvanları alırken testlerini yaptırdık. Buraya sağlıklı hayvan getirmek için birlik olarak çalışmalar yaptık. Ve üreticimiz bu bütün imkanlardan faydalansın diye bütün imkanları seferber ettik. Şimdi tabii birçok proje var. Yine dediğim gibi soğutma tankları projesi uyguladık. Süt toplama merkezi ve idare binası projesini uyguladık. Üniversitelerle birçok eğitim projesi uyguladık. Tarım İl Müdürlüğümüze ortak sünü tohumlama ıslah çalışması için iki sefer proje yaptık. Evet. Gerek Kalkınma Ajansı'ndan gerek yerel il özel idare GAP süt sığırcı GAP idaresinden bütün bu projelerde hem ıslah çalışması hem damızlık düve alımları hem efendim sütün ve düvenin pazarlanması üreticinin bilinçlendirilmesi ilgili kaynaklara ulaşılması bütün konularda yani sadece bir konuda değil birliğin yapabileceği bütün faaliyet alanlarında birliğimiz sahada üreticimizle kol kola. İşte en son olarak yani Adıyaman'a bütün hayvancılıkla ilgili ilkleri Damızlık Birliği üzerinden üreticimiz gördü. En sonunda da işte 2 gün önce bizim 3. Tarım Fuarı'ndaki
buzağı yarışmasıydı. Evet, çok da güzeldi efendim. Evet, o buzağı yarışmasında yine üreticimiz ilk kez buzağısını getirdi, orada sergiledi, güzelliğini gösterdi. Ondan sonra neyi ürettiğini artık kamuoyuyla paylaştı. Evet. Bunu herkes gördü. O yarışmada da yine derece yapan üreticilerimizle bizler de birlik olarak sahiplendik. Onunla ilgili ödülleri, onunla ilgili ikramiyeleri verdik. Evet. Artı yine Adıyaman'da yaptığımız bir ilk daha var, fuarda da gördüğünüz gibi. Adıyaman'da hangi üreticimiz ne kadar çok süt üretti, onun bir kategorize ettik, sıralamasını evet. yaptık. İlk üçe girenlere plaketler verdik. Adıyaman'da ana sır sayısına göre üreticimiz %100 buzağı doğurtan, yaşatan işletmeleri tespit ettik. Ondan sonra o onlara 1 ve 2 ve 3. sırada olanlara yine plaketler verdik, evet. ödüller verdik. Yine Adıyaman'da en kaliteli sütü kim üretiyor? Onu akredite olmuş laboratuvar sonuçlarına göre protein ve yağ oranlarının ortalamasını alarak 1-3 sıralamaya girenleri tespit ettik. Evet. Tabii şurada şunu altını çizmek isterim ki bir sınıfa giren yani bir plaket alanı ikinci kategoride olduğu halde biz ona tek ödül verdik. Niye? Biraz da ödülleri tavana yayalım, yani. Üreticimize hepsine ulaşalım. Çünkü bazı işletmelerimiz var, hem kaliteyi yakalamış, kalitede çok iyi, hem süt miktarında çok iyi, hem buzağı doğurtmada çok iyi. Eğer bu şekilde değerlendirseydik belki bir işletmemiz hepsini süpürüp alacaktı. Alacaktı. Evet, ama bu bütün ile bütün ilçelere yayıldığı için o konuda da mutlu olduk. O üreticimizi ödüllendirdik. Neden ödül verdiğimizi kendisine izah ettik. Üreticimizin de gördüğünüz gibi yüzü gülüyordu. Evet. Sevinçti. Sahip çıkıyor. Hayvanına sahip çıkıyor. Birliğine sahip çıkıyor. Ondan dolayı da biz mutluyuz. İnşallah biz bölgemize hayvancılık konusunda ümit veriyoruz. Yol gösteriyoruz. Ve Adıyaman'daki modeli çalışmamızı biz Sayın Bakanımıza da defalarca sunduk. Sağ olsun kendiler de bizi samimiyetle dinlediler. Türkiye örnek olabilecek bir çalışmayı yapıyoruz. Eğer bize de gerek bölgede gerek ülkede bir şey düşerse sorumluluk açısından onu da her zaman almaya da hazırız. Sayın Bakanımıza biz yani şunu artık isram ediyoruz. Türkiye'de birlikler belli bir statüye otursun. Eksiklerimiz nelerse o eksikleri tespit edelim. Yanlışlarımız nelerse yanlışlarımızı tespit edelim. Oturalım, bir komisyon kuralım. Tarım Bakanlığı'yla, Merkez Birliği'yle, efendim taşradaki birlik başkanlarıyla, başarılı olanlarla, başarısız olanlarla şu birlikler üzerindeki şu yanlış imajı kaldıralım. Şimdi bir ülkede kanun olmazsa, yasa olmazsa hırsızlık da olur, adam öldürme de olur, her şey olur. Kanun herkes için geçerli. Eğer birlikler üzerinde bir yanlış varsa kanun devreye girmesi lazım. Yani nasıl ki ceza yasasında, trafik yasasında, efendim sağlık yasasında kanun yasa işliyorsa bizde de varsa bir yanlış bu işlesin. Ve çalışmak isteyenler de şöyle rahatlasın, önü açılsın. Yani ben hedef 2023'e hedef koyuyorum. Ben yarın birlikler kapanacağını bilirsem emin ol birçok konuda ben şahsi olarak kendi birliğime kefil olmuşum ki hedefe ulaşayım. Ben yarın birlikler kapanacaksa ben çoluk çocuğumu da riske ederek birliğe kefil olup bankada ilgili krediler kullandırıp soğutma tankını alacağım, bilmem araç alıyorum, şunu alıyorum, bunu alıyorum. Yarın kapanacağını, varlığının tartışıldığını bildiğim bir birlik için ben niye bunları yapayım? Evet. Ondan dolayı ben, çalışanlar, bizler hepimiz bir aileyiz. Bu aile olursa ailenin içerisindeki yanlışlar ön plana değil arka plana ve yanlışların yapılma sebeplerinin bulunup kesinlikle ortadan kaldırılması lazım. Birlikler gerçek statülerine kazanmaları lazım. Ben Adıyaman'da milli tarım nasıl uygulanır böyle kafayı yani gerekiyorsa yatarken bile yoruyorum. Ben 2000 düveyi ülkem içerisinde nasıl aldırım diye kafa yoruyorum. Biz hepimiz böyle yorarsak ithalat o zaman kapanır. Birine bırakırsa Sayın Bakanım kapatsın bunu. Olmaz. Ben üreteceğim. Ben ürettikten sonra diyeceğim ki Sayın Bakanım artık yeter. Hayvanım var. Ürettiğim hayvan miktarım var. İthalat kesilsin. Üretmeden kuru kuruya kes de diyemeyiz. İnşallah Adıyaman bu konuda iyi bir modeldir. İyi bir örnektir. Biz seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Ve sevdiğinden dolayı üretmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum efendim. Kültürün, tarihin, efendim pek çok güzelliğin ev sahipliğini yapan yer, misafirperver ve çalışkan insanların yaşadığı yer Adıyaman'a konuk olduk efendim.
Vaktimizin yettiğince, dilimizin döndüğünce Adıyaman'ın tüm güzelliklerini sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya Anadolu'nun böyle güzel köşelerinden, böyle güzel Anadolu sevdalarıyla sizlere seslenmek üzere Allah'a emanet olun diyoruz.